Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Minecraft'ın en efsane ve en ölümcül tuzağını yaptık. Çok güzel bir tuzak yaptık arkadaşlar. Bir tane tuzağımız var ama gerçekten çok güzel. Onu tanıtacağım bugün size. Ve bu tuzağın yapımı çok kolay arkadaşlar. Tuzağın nasıl yapıldığını da size göstereceğim. Olabildiğince sessiz konuşmaya çalışıyorum. Çünkü saat gece şu an 2 civarı. Apartmanda oturduğum için. Apartmanda oturanlar beni anlar. Her neyse, fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Böyle bir evimiz var. Dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor yanlardan. Büyük bir evimiz var arkadaşlar. Ve Game Mode 2'de, maceracı modunda ben bu eve gireceğim arkadaşlar. Bakalım tuzağımız çalışacak mı, çalışmayacak mı? Çalışırsa ne olacak, nasıl öleceğiz? Hep birlikte izleyelim. Eğer çalışırsa arkadaşlar nasıl yapıldığını size göstereceğim. Birlikte yapacağız. Siz de arkadaşlarınıza yapabilirsiniz. Onları trolleyebilirsiniz. Bu şekilde eziyetli bir tuzakla onları öldürebilirsiniz. Çok güzel bir tuzak. Öncelikle onu söyleyeyim. Hadi bakalım, girelim. Evet, koşuyoruz. Ev görüyoruz arkadaşlar. Evin içine girmek için bir ev daha gördük ki. Neredeyiz? Blokların altındayız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bunun bu şekilde ölmemesinin sebebi Game Mode 1'den kaynaklı. Normal koşullarda karakter çok daha hızlı ölecektir arkadaşlar. Buradan kaçmanın hiçbir yolu yok. Karakter sıkıştı gördüğünüz gibi. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani üstümüze adeta toprak düştü. Ne oldu böyle? Ve öldük arkadaşlar. Duvarın içinde buğuldu yazdı. Peki nasıl öldük? Şimdi evimize tekrardan bir girelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Game Mode 1'i alıp tekrardan göstereyim. Topraklar ardı arkası kesilmiyor. Evet, bloğumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu tuzağın nasıl yapıldığını size göstereceğim. Bakalım bu tuzak nasıl hazırlanıyormuş. Şöyle hızlıca kırayım bunları. Şu arası arkadaşlar boş kaldı. Bu toprağı yanlışlıkla söktük. Bunu hemen dolduralım. Şu arası boş kaldı. Bunun tuzak olduğu anlaşılmasın diye, buradaki bu gözükmesin diye. Sanki ev bir bütünmüş, iki katlıymış gibi olsun diye yaptım. Onun dışında tuzak şu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Toprak blokları koyuyoruz. Üstüne arkadaşlar gül çağırıyoruz. Güllerimizi ekiyoruz. Her yere ekiyoruz arkadaşlar. Neresi açık kalmışsa basıyoruz ve ekiyoruz. Üstüne kum koyabilirsiniz ama siyah gözükmesi için çakmak taşı, yani çakmak çakıl taşı koymanız bence çok daha mantıklı olur. Çakıl taşlarını koyuyoruz bu şekilde. Ama ipleri parçalamadık galiba, bakın. Neyse, sıkıntı yok. İpleri parçalamasak da şimdi olur. Üstünü dolduruyoruz arkadaşlar. Tavana gelecek kadar. Şuradan çıkalım. Şöyle tavana gelecek kadar, burayı kapatacak kadar en azından, tuzak belli olmaması için. Şu an evet. Burayı yapmış bulunmaktayım. Şurası da var mı? Var. Çok güzel. Evet. Taşımızı alıyoruz arkadaşlar. Taşımızla da burayı kapatıyoruz. Ondan sonra giriyoruz buraya. Buradaki ipi söküyoruz. Aa, oradaki piston çalıştı ama. İşin kötü yanı oradaki piston çalıştı. Bozuldu o yüzden. Buraya bir tane hemen ekliyoruz arkadaşlar. Tekrardan kapatıyoruz. Şu an çalışmayacak. Evet, şu an çalışmıyor gayet iyi. Şimdi bunları tek tek kırıyorsunuz arkadaşlar. Tek tek kırıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kırıyorsunuz. Ve bu kadar. Tuzak bundan ibaret. Çıkmadan önce de kapıyı kıralım. Şuraya ip, iyi büyük yazmamız lazım. İp de kapı alalım. Kapı yazamadım. Aman ya. Evet, kapımızı yazdık arkadaşlar. İpimizi tekrar ortadan bağladık. Kapımızı koyduk. Şimdi de game'i sıfırda deneyelim çıkmayı. Bakalım bu tuzağı düşünce çıkabilecek miyiz? Game mode sıfırda daha mı çabuk öleceğiz acaba? Aman ya Rabbi. Sesler geliyor, korkuyorum. Evet, girelim bakalım eve. Evimize girdik arkadaşlar. Aynı şekilde game mode sıfırda da tuzağın içinde kalıyoruz. Gördüğünüz gibi canımız azalıyor. Ama normalde bu şekilde değil arkadaşlar. 4-5 saniyede öldürüyor toprak ezilmesinden. Bu benim girdiğim dünya yaratıcı dünyası olduğu için böyle yarım saat süründürüyor
karakter lava düşse bile ölmüyor. Anlamış değilim yani. Bugünkü tuzağımız böyleydi arkadaşlar. Yapılışını gösterdim. Şimdi mekaniğini göstereyim. Çünkü yukarıdaki mekanik nasıl çalışıyor onu da görmeniz lazım. Şöyle şuraları kırıyorum arkadaşlar. Evet, ama hafiften kasmaya başladı. Evet arkadaşlar, mekanik şöyle çalışıyor. Çok basit. Aşağıda biliyorsunuz tuzak kancaları var. Bakın tuzak kancaları şurada. İple bağladık. Tuzak kancası çalışınca bu geliyor. Yukarı, yukarı, yukarı ve burada bir pistonumuz var. Bu piston bir tane kumu ittirince otomatik kumlar hepsi birden düşmeye başlıyor. Bir tane kumu ittiriyor sadece ve hepsi birden düşmeye başlıyor. Gerçekten çok basit bir yapılışı var. Yani sade bir yapılışı var. Kızıltaş, piston, bir de çakıl taşı, kum. Bu kadar. Bu tuzakta ne patlatma var, ne yanma var. Hiçbir şey yok. Ama en eziyetli tuzak arkadaşlar. Çünkü düşen adam ne yapacağını bilmiyor. Üstüne 20 kat blok toprak düşüyor ve çıkamıyor oradan. Oradan çıkamadığı için de maalesef araya sıkışıp ölüyor. İtemleri de gidiyor arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Videomuzu paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak istiyorsanız. Bir de videonun altında abone ol kısmı var. Abone ol kısmının yanında bir tane çan var arkadaşlar. O çana tıklarsanız kanaldan bütün bildirimleri alırsınız. Yani bildirimleri almayı unutmayın. Direkt video atınca size bildirim gelsin. Oradan izleyebilirsiniz. Bir Minecraft videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.